Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, 657 sayılı devlet memuru kanununun değiştirilecek olmasını eleştirerek, kamu çalışanlarının iş güvenliğine dokunulmaması gerektiğini ifade etti. ITV'ye konuşan Bozkurt, 657 sayılı kanunun kamu çalışanları için bir dokunulmazlık zırhı olmadığını, bu yasada bazı esneklikler yapılabileceğini, fakat kesinlikle kamu çalışanının iş güvenliğine dokunulmaması gerektiğinin altını çizdi. Bozkurt bu konuda diğer kamu sendikalarıyla her zaman ortak eylem yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Evet, şimdi bizim uzun süredir devam eden bu süreçte maalesef 2003 yılından beri siyasi irade kamuda işçi memur ayrımının kaldırılması ve devlet memurlarının güvencesinin gözden geçirilmesi noktasında bir düşünceleri var. Biz de Türkiye Kamusal olarak diyoruz ki evet, 657'de bazı kanunlar, bazı maddelerin görev tanımlarının değiştirilmesi noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Tam tersine bizim de böyle bir talebimiz var. Kamuda işçi ve memur ayrımının kaldırılması noktasında da talebimiz var. Diyoruz ki evet, madem ki bizler kamu çalışanıyız, emekli ikramiyesi, emekli maaşları, diğer sosyal haklar işçilerde nasıl mevcut ise aynı şeylerin kamu çalışanlarına, yani devlet memurlarına da verilmesi noktasında talebimiz var ve biz bu talebi sürekli dile de getiriyoruz. Ama 2003 yılında Memur Sen'in eski genel başkanı Ahmet Aksu'nun da Ufuk dergisine vermiş olduğu bir röportaj var. Diyor ki devlet memurları güvencesi kaldırılmalıdır. Şimdi bir sendikanın, en çok üye sahip bir sendikanın genel başkanının böyle bir talebinden sonra siyasi irade sürekli bunu önümüze koydu. Bizler de zaman zaman farklı yıllarda üç güvencemize dokunmayın eylem ve mitinglerini yaptık. En son yine 2015 4 Nisan'da Ankara'da 50 bin kişiyle iş güvencemize dokunmayın eylemi ve mitingini yaptık. Şimdi bizim buradaki amacımız şu, evet kamuda işçi memur ayrımı kaldırılsın fakat iş güvencesine dokunulmasın. İş güvencesi bizim için bir zırh değil. Bizim için milletvekillerinde olduğu gibi bir dokunulmazlık da değil. Dolayısıyla zaten devlet memurlarına istedikleri zaman dokunulabiliyorlar. Memuriyetine zaten son verilebiliyor. İşte 2015 yılı içinde 500 tane memurun görevine son verilmiş farklı farklı nedenlerden dolayı. Dolayısıyla bu bir zırh ve dokunulmazlık olmadığı için neden böyle bir illa da 657 kaldırılsın? 657 devlet memurlarının güvencesinin kaldırılması sadece kamu çalışanları için, memurlar için önemli değil. Öneminden ziyade bütün devletin bekası için de önemli. Vatandaşın sağlığı için de önemli. Eğer siz 657 devlet memurları güvencesini kaldırırsanız o zaman bir maliyeci vergi denetimini yapamaz. O zaman bir sağlıkçı gıda yerlerini denetleyemez, ceza kesemez, kapatma cihetine gidemez. Çünkü arkasında güvencesi olmaz. Biz bütün bunları, bu problemleri 11 Kasım 2015 tarihinde Sayın Başbakanımızın başkanlığında sivil toplum örgütleriyle yapılan toplantıda Genel Başkanımız hem bir söylemde bulundu hem de Sayın Başbakanıma bu noktada bizim endişelerimizle ilgili, tereddütlerimizle ilgili dosya sundu. Yine 30 Kasım'da Çalışma Bakanlığı'yla birlikte yapılan bu toplantıda aynı şekilde biz evet, kamuda işçi memur ayrımının kaldırılması, bununla ilgili düzenlemelerin yapılması noktasında sizinle hemfikiriz ama devlet memurlarının güvencesi bizim olmazsa olmazlarımızdandır, bizim kırmızı çizgimizdir. Asla buna dokunulmasını istemeyiz. Ve bu noktada da diğer sivil toplum örgütlerinin de aynı duyarlılığı göstereceğini düşünüyoruz. Özellikle en çok üye sahip olduğunu her platformda dile getiren Memur Sen Konfederasyonu'nun da bunu ciddi anlamda siyasi iradeye hissettirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve eğer böyle bir düzenleme yapılacaksa, aleyhimizde düzenleme yapılacaksa, başta Memur Sen Konfederasyonu olmak üzere herkesle, her kesimle, her platformda eylem, etkinlik ve grevlere varacak kadar her türlü etkinliği yapmaya hazırız.